Galatasaray Spor Kulübü'nün 2020 yılı döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim mali ve idari yönden ibre edildi. Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve üyeler oylarını bu sandıklara attı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibre edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10'da çekimser oy çıktı. BÖKE, yönetime önümüzdeki 3 yıl için başarılar diliyorum. Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandemiden dolayı Allah ne Galatasaray'ımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak Başkan'a da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum, dedi.